Merhaba arkadaşlar, Pratik Bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bir tencere suyumuz var, gördüğünüz gibi. Tahta kaşıklarım var. Tahta kaşıklarım bayağı kirlendi. Ben bunları hani ayda bir kere kaynatıyorum. Neden diyeceksiniz? Hani ister istemez bulaşık deterjanıyla yıkıyoruz, içine emiyor. Ben bunu neden yapıyorum? Bir yere gittiğimde bir makarna haşlayacaktık. Makarnayı haşlarken kaşığı böyle soktuğumda tamamen suyun içine köpüklerin çıktığını fark ettim. Ne yapalım dedim. Bunu da o zaman ne yapalım? Böyle ayda bir kere tahta kaşıklarımızı temizleyelim. Kaynatıyorum, temizliyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ne koyuyorum? Böyle sirkem var. Üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmiyor. Üzüm sirkemiz var. Bir fincan üzüm sirkesini suyumuza aktarıyorum. Beyaz sirke olsa daha iyi olacak. Hani şu anda elimde bu var. Bunlar kaynatacağım. Evet arkadaşlar, bir fincan sirkemizi koyduk. Kaya tuzum var. Böyle tepeleme 2 kaşık kaya tuzu koyuyorum. Ha, kaya tuzu ne alaka diyeceksiniz. Bana göre kaya tuzu mikrop öldürücü özelliği olduğu için ben de kullanıyorum. Şöyle karbonatım var. Karbonatı kullanıyorum. Böyle hani fırında, mikrodalgamda, tahta kaşıklarımda kullanıyorum. Bulaşık makine temizliğinde kullanıyorum. Şöyle bir kaşık yeter, bir çorba kaşığı. Bakın gördüğünüz gibi karıştırdım. Kaşıklarımı böyle içine koyacağım. Bu kaşıklarım 15 dakika kaynayacak. Hadi. Biraz daha derin bir kapta yapmam gerekiyordu. Şu anda tencerenin ağzı geniş olsun, kamerada daha iyi görelim diye. Yoksa böyle derin kap olduğu zaman içinde tenceremiz derin olduğunu böyle dikine de kaynasa daha iyi olacak. Şimdi bunu sizin için böyle geniş bir kapı aldım. Ocağımızın altını açıyorum. 15 dakika kaynatacağım ben bunu. Sonucuna da beraber bakacağız. Böyle kaynayacak. Bir 15 dakika. Evet arkadaşlar, bunu yapmamın amacı ne de ben daha önce de anlattım sizlere. Böyle makarnayı karıştırdığım zaman tahta kaşıkla köpüklerin çıktığını gördüm başka bir evde. Ondan dolayı ben bu şekilde kaynatıyorum. Sizler de sonucunu yapın, fark edeceksiniz. Bakterilerin gittiğini, deterjan atıklarının çıktığını hepsini fark edeceksiniz. Böyle kaynatacağız. Bir 15 dakikanızı alacağız böyle. İsterseniz deneyin. Sonucuna kendiniz de bakacaksınız. Suyun yüzeyinde çıkacak bu kaynadıktan sonra. Renginin değiştiğini göreceksiniz. Şu anda bile suyun renginin değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Duru temiz bu suydu. Bakın makinalarımda, bulaşık makinesine de atmıyorum bu kaşıklarımı. Elde yıkadığım halde bakın renginin nasıl değiştiğini kendiniz görüyorsunuz. Tamam değil. Evet, gördüğünüz gibi kaşıklarımız kaynıyor. Rengini kendiniz görüyorsunuz. Bakın. Hatta benim böyle çok kirli kaşıklarımın ucunu şu şekilde böyle biraz suyuna batırarak şurada hafiften ovalıyorum. Bakın. Çok bastırmadan, sadece yüzeysel. Hafiften şöyle bastırıyorum. Bakın. Çıkan kirleri kendiniz görüyorsunuz. Bakın. Yere akan kiri görüyorsunuz. Bunlar hepsi yemeklerimize karışıyor. Bunlar yemek artıkları, deterjan artıkları, ister istemez tahta kaşıklarda oluşuyor. Ama tahta kaşık hayatımızda olmazsa olmazlardan biri.
Yeter mi? Çok sıcak. Çok uzamasın diye o yüzden biraz sıcak sıcak yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın 3 kaşıktan çıkan kirleri. Bunları da tekrar bakalım suyun rengine. Kaşıklarımı çıkaracağım. Evet. Ocağımızı söndürelim. 15 dakika, 20 dakika yeterli oluyor. Evet, kaşıkları çıkardım. Evet. Suyun rengini görüyorsunuz ama anlaşılmıyor oradan. Ben ne yapayım size? Şöyle bir bardağın içine alacağım. Şöyle bir bardağı doldurayım. Bakalım rengini beraber görelim ne kadar. Hani sürekli yemek yaptığımız kaşıkların rengini, suyunu kendiniz görün. Evet, fark ediyorsunuzdur. Şu anda çorba suyuna benzemiş. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.